Siz namaz kılmamışsınız. Namaz kılsanız Hakk'ı tanıyacaksınız. Hakk'ın kuvvet ve kudretini idrak edeceksiniz. Ona teslim olacaksınız. O zaman o size bir şey verdiğinde ona şükredeceksiniz. Cimrileşmeyeceksiniz. Adeta ondan kaçırmaya çalışmayacaksınız. O size bir zarar verdiğinde de inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Biz Allah'a aitiz, o böyle diledi deyip tevekkül edeceksiniz, teslim olacaksınız. Allah'ı kullara şikayet etmeyeceksiniz. Mızmızlanmayacaksınız, sızlanmayacaksınız. Feryadı figan etmeyeceksiniz. İbrahim misali diyeceksiniz o zaman. Yani ateşe düşerken melekler geldi, müsaade et dediler. Bu ateşi kıvılcım kıvılcım rüzgar ile birlikte bütün şu topluluğun üzerine yayalım. Hepsi yansın. Seyredenlerin hepsi yansın. O ne dedi? Beni buraya atan beni görmüyor mu? Allah-u Teala beni görmüyor mu? Amenna. Öyleyse onunla arama girmeyin dedi. Size ne ya? Ben onun, ateş onun. Yakmayı diledi, yakacak yani. Size ne oluyor? Şimdi bir insan kendisine ait bir şeye, bir eşyaya misal, tasarruf hakkı da ona aittir. Ona dilediği gibi tasarruf eder yani. Bardağı, misal bardak benimse atarım da, satarım da. Ona kim müdahale edebilir ki? Eğer kendini Allah'a ait görüyorsan, o zaman onun senin üstündeki tasarrufundan niye rahatsızsın? Niye endişelisin? Sen onun kuluysan, ondan geldin ona döneceksen, endişen niye? O senin hakkında yalnız hayrı murad etmişse, buna da inanıyorsan, kötülüğünü istemez senin, buna da inanıyorsan, sıkıntı nerede o zaman? Bu mızmızlanma niye yani? Ha, namaz kıldığımız halde böyle. Neden bu örnek verildi? Namaz hani kötülükten alıkoyuyordu ya, kötülük sade yalan söylemek değil, kötülük sade içki içmek değil, kötülük kumar oynamak değil. Bak, Hakk'a karşı da duyguları kontrol edememek, Hakk'a karşı farklı bir halet-i ruhiye içinde olmak, bu da kötülük. Namaz seni bundan da alıkoyacak yani. Hem zahirini hem batınını pirupak edecek. Böyle namaz kılacaksın. Şimdi sen sırf zahirinle namaz kılıyorsun, seni zahiri bilinen kötülüklerden alıkoyuyor. Ruhunla namaz kılamadığın için ruhani sıkıntılardan seni kurtaramıyor. Kalbinle namaz kılamadığın için kalbine gelen vesveseleri engelleyemiyor namazın. Kalbinle de namaz kılsan kalbindeki vesveseleri de def edecek. Şekki şüpheyi giderecek. Aklını da namaza iştirak ettirsen zihnindeki şüpheleri giderecek. Yaptığın kadar sana karşılık var yani. Ne yapıyorsan o kadar istifade edebiliyorsun. Sen şimdi misal bir yapıyorsun, 100 istiyorsun. Yok. Öyle bir alışveriş yok. Karşılığın o kadar. Öyleyse bütün maddi manevi aza ve cevarihlerinle namaz kılmaya çalış. Namaz kılmayı öğren. Öğren önce, öğren. Bazen espri yapardı sultanımız böyle namaza durduğumuzda. Öyle buyururdu bize. Kutup namazı mı kılalım, esnaf namazı mı kılalım buyururdu. Yani bizim namazdan mı kılalım, sizin namazdan mı kılalım? Demek ki bizim namazımız farklı, bize bunu söylemek istiyor. Yani her espride biraz gerçek payı vardır. Bizim namazımız demek onların namazından farklı. Şimdi biz de bakalım, biz esnaf namazı mı kılıyoruz, kutup namazı mı kılıyoruz?